Güzel kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mevlamıza şükürler olsun ki 2022 yılının Ocak ayının 28. günündeyiz. Cuma gününü idrak ediyoruz. İçerisinde saatül icabe bulunan duaların geri çevrilmediği müminlere, Müslümanlara Allah tarafından hediye edilen bayram günü olan Cuma gününü idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi müstefit eylesin. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz inşallah. Güzel kardeşlerim, bugün karşınıza farklı bir konuyla çıkıyoruz. Aslında çok iyi bildiğimiz, vaaz ve nasihatlerimizde çokça kullandığımız bir mevzu. Fakat bu mevzuyu farklı bir mihver üzerinden anlatmaya gayret edeceğiz. Yani farklı bir versiyona geçiyoruz. Şöyle ki, namaz mevzusu. Bugüne kadar yüzlerce defa duydunuz. Fazileti hakkında çok şeyler biliyorsunuz. İbadetin ehemmiyetini, faziletini çok iyi şekilde kavradınız, biliyorsunuz, duydunuz bugüne kadar. Hakkında ayetler, hadisler işittiniz. Ama ben bugün namazın farziyetiyle alakalı değil, namaza engel olan manialardan bahsedeceğim. Yani namaza giden yoldaki haramilerden bahsedeceğim. Namaza giderken yolumuza çıkan canavarlardan bahsedeceğim. Namaza giderken yolumuz üzerindeki kasislerden, yolumuz üzerindeki bataklıklardan bahsedeceğim. Müslüman başta kendisine şu soruyu bir sormalı. Ben Müslüman mıyım? Elhamdülillah. Allah'a iman ediyor muyum? Elhamdülillah. Peygamberini tasdik ediyor muyum? Elhamdülillah. Kur'an'a muhatap mıyım? Elhamdülillah. Peki, o zaman dinde ne kadar samimiyim? İşte bu soruyu soracak. Dinde ne kadar samimiyim? Allah'a imanım var, peygambere imanım var, Kur'an'a imanım var. Yani ben Müslümanım ama bu Müslümanlıkta, bu dinimi yaşamada ne kadar samimiyim? Bu soruyu sormalı. Hem de sık sık. Allah'ın emirlerini tutmada ne kadar samimiyim? Peygamber'e itaatte ne kadar samimiyim? Kur'an'a muhatap olmada ne kadar samimiyim? Bu soruyu sık sık sormalı Müslüman kendisine. Ve bu samimiyetin ilk göstergesi nedir biliyor musunuz? Güzel kardeşlerim. Buraya Allah'ı zikretmeye geldiniz. Allah'ın davetine icabet ederek geldiniz buraya. Peki bu dinde, imanda, itaatte samimiyetin göstergesi nedir biliyor musunuz? İbadettir. İbadetin başında da namaz gelir. Namaz gelir. Kur'an'da Yüce Mevla Kur'an'da en çok namazdan bahsetmiş Müslümanlara. Yüzün üzerinde ayet-i kerime bizi namaza davet ediyor veya bize namaza hatırlatıyor. Bu kadar ehemmiyetli bir ibadet ve karşılığının
oldukça yüksek, kıymetinin, kadrinin Allah katında çok yüksek dereceleri olan bir ibadet. Ve elbette ki düşmanları da çok var. Şimdi bir hurdacı dükkanıyla bir sarraf dükkanı bir olur mu? Öyle değil mi? Hurdacı adam bir tel örgü çeker mallarının etrafına, kapıya da bir asma kilidi asar, selamun aleyküm. Güvenlik önlemlerini almıştır. Sarraf? Sarraf öyle yapar mı? Hayır. Sarraf altınlarını kasalara saklar. 4-5 tane kilitleri vardır. Onunla yetinmez, dükkanının 4-5 tane şifreli kilitleri vardır. Onunla da yetişmez, kepengi vardır. Onunla da yetişmez, kamerası vardır falan filan. Niye? Çünkü hocam buradan nereye geliyorsunuz? Namaza geleceğim diye tekrar. Çünkü altının alıcısıyla, altının hırsızıyla hurdacının hırsızı bir değildir. Onun için namazın da o kadar çok hırsızı var. Yolda maniler, adamın ayağına kemente atar, gitmesin. O şerefe nail olmasın, o namazı kılmasın. Allah'ın yanında kulluğunun samimiyetini göstermesin diyerekten yola böyle haramiler dizilir. O haramileri anlatacağım ben sonra. Sırayla. O haramiler dizilir ve Müslümanı yoldan çıkarabilmek için, namaza vasıl olamaması için elinden gelen bütün gayretleri yaparlar. İşte dinde samimiyetse ki mecbur lazım, o zaman Müslüman gibi olmalı. Müslüman, mümin gibi olmalı. Ne diyor Mevlana? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. İçinle, dışınla, amelinle Müslüman ol diyor büyükler. Böyle yarım yamalak. Ben Müslümanım. İşte Allah'ın kuluyum. Allah'ın emirlerini tutuyorum, yapıyorum, ediyorum olmaz. Müslüman gibi olmalı. Yarım yamalak. Eğik büyük değil. Şimdi işte sorduğumuz zaman kardeşlerimize diyoruz ki güzel kardeşim, ne güzel bak ismin Ahmet, Ayşe, Fatma, yani Müslüman ismini taşıyorsun ki Müslümansın. Bir Müslüman anne babadan dünyaya geldin. Müslüman memleketinde yaşıyorsun. Minare gölgesinde ezan sesleriyle hayatını devam ettiriyorsun. O zaman şu ezanlara niye kulak vermiyorsun? Hayale salah davetlerini sürekli işitiyorsun. Allah mahrum etmesin. Bu da ayrı bir dert. Allah kimsenin başına vermesin. O ezan sesini duymamak var ya, o ezan sesinden mahrum olmak, Allah kimsenin başına vermesin. O da ayrı bir zorluk. Oraya geçmiyorum şimdi. İşte minare gölgesinde ezan sedalarıyla hayatını idame ettiriyorsun da bu davete, Allah'ın davetine niye icabet ediyorsun dediğimiz zaman öyle mazeretler geliyor ki, işte bu haramilerin verdiği mazeretler. Yoldaki haramiler bunlar. Ama o mazeretlerin hiçbirisinin karşılığı yok. Yok. Sadece kendini avutmadan başka. Allah-u Zülcelal de bunu Rum suresinin 57. ayetinde ferman buyuruyor. Mazeretlerinin geçersiz olduğunu, mazeretlerinin aslı usulünün olmadığını, yeri yurdunun olmadığını, yani mazeretlerin asla kabul edilmeyeceğini Allah
Rum suresinin 57. ayet-i kerimesinde ferman buyuruyor. Şöyle ki, Bismillah, Estağfirullah. فَيَوْمِ اِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْزِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Allah doğruyu söyledi. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Bir sürü mazeretler ileri sürecekler. Ama o mazeretlerinin hiçbirinin karşılığı yoktur. Allah'ı razı edecek amelleri işleme isteklerini kabul edilmeyecek. Yani ya Rabbi bana bir mühlet ver. Ben gideyim tekrar dünyaya. Orada bak nasıl kulluk edeceğim. Veya beni oraya gönder. Nasıl ibadet edeceğim diyerekten Cenab-ı Hakk'ı razı etmek için mühlet istenecek. Ameller Allah'ı razı edecek amelleri işlemek için, fakat bunların da asla karşılığı yoktur. Allah kabul etmeyecek. Yani içinde bulunduğumuz şu zamanı hepimiz değerlendirmemiz gerekiyor. Sevgili kardeşlerim. Efendim, peki nedir bu mazeretler? Namazı niye kılmıyorsun dediğimiz zaman Ayşe'ye veya Fatma'ya veya Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e niye kılmıyorsun güzel kardeşim? Bak Allah seni huzuruna davet ediyor. Bu kadar günahımızla, bu kadar isyanımızla, bu kadar yanlışlarımızla Allah bizi huzuruna kabul edeceğini beyan buyuruyor. Bizi huzuruna davet ediyor. Niye gelmiyorsun? Niye bu davete icabet etmiyorsun dediğimizde, efendim ben namazı kılacağım ama biraz yaşlanınca kılacağım. Daha henüz yaşım çok genç. Yaşlanınca namazı kılarım. Yaşlanınca namazı kılacağım. Emekli olunca namaza başlayacağım. Çocukların mürüvvetini bir göreyim, ondan sonra namaza başlayacağım. Efendim torunları da bir baş göz edeyim, ondan sonra namaza başlayacağım diye hep ötelemek. Hep ötelemek. Birinci yanlış. Yoldaki birinci harami. Yaşlanınca namaz kılmak. Sanki namaz yaşlılara emredilmiş gibi. Yani ben işe yaramaz olduktan sonra namaza başlayacağım. Beni hiçbir yer kabul etmez hale geldikten sonra namaza başlayacağım. Ben idrarımı tutamadıktan sonra, ben hastaneye mahkum kaldıktan sonra, ben tansiyon şeker hastası olduktan sonra, ben elimi kolumu kaldıramadıktan sonra, ben çaptan düştükten sonra namaza başlayacağım. Ne yazık. Sanki namaza memur olanlar veya namazla mükellef olanlar sadece ihtiyarlarmış gibi. Kardeşlerim, birincisi hiç kimsenin bir aldığı nefesi verecek kadar garantisi yok. Aldın, verdin. Buna bile garantisi yok. Değil 10 dakika sonra, 20 dakika sonra, 1 gün sonra, 5 gün sonra demiyor. Buna bile garantisi yokken nasıl yaşlanmaya erteliyoruz? Bu büyük ibadet. Veya niye eliniz kolunuzu tutarken secdelerden en güzel zevki alacağımız vaktimiz varken camilere, efendim ibadethanelere koşa koşa gitme ihtimallerimiz varken neden hep öteliyoruz yaşlılığa? Yaşlanınca ben secdeye kapanırım. Yaşlanınca Allah'ın davetine koşarım. Yaşlanınca ben ibadet ehli olurum diyoruz acaba? Şeytanın birinci aldatmacası. Yalnız
Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu tür mazeretleri ileri süren Müslümanlar, iyi dinleyin. İyi dinleyin. Muhammed Mustafa buyuruyor ki bu tür mazeretleri ileri sürenler, elinizdeki fırsatları kaçırıyorsunuz. Gemi kaçıyor, tren gidiyor. Kaçırmadan bu söze kulak verin. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? İbadetini gençlik çağında yapan ile ihtiyarlık çağında yapanın arasındaki fark, benim ile ümmetim arasındaki fark gibidir. Veya peygamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir. Gençlikte yapılan ibadet ile ihtiyarlıkta yapılan ibadetin birbirine kıyası, üstünlüğü peygamberlerin insanlara göre üstünlüğü gibidir. Var mı bundan daha büyük bir müjde? Gençler, açın gözünüzü. Ne uyuyorsunuz? Açın gözünüzü. Eyne tezhebûn? Nereye gidiyorsunuz? Bu gençlik uçup gidiyor ve geri dönüşü yok. Geri gelme şansınız yok. Dün geçti. Bugün can çekişiyor. Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Ne güzel söylemiş değil mi? Ebu Turab. Ne güzel söylemiş. Dün geçti. Öldüm. Bugün can çekişiyor. Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Evet, yaşlanınca namaz kılarım diyenler, herhalde mazeretinizin cevabını aldınız. Şimdi ikinci şeytanın haramisi. Efendim, ben şimdi namaz kılamıyorum ama bunun kazasını yapacağım. Namaza başlayacağım. Namaza başladıktan sonra da kazalarımı da kılacağım. Borcumu ödeyeceğim. Şeytanın şöyle sırtını sıvazlaya namazdan alıkoyduğu bir yalan daha. Buyurun. Namaz yolundaki haramiler anlatıyoruz kardeşler. Yani insanın namaza giderken yolda şeytanın takmış olduğu çelmelerden bahsediyoruz. Yeni gelenler için söylüyorum. İkinci çelme de bu. Diyor ki efendim ben namaz kılmıyorum ama en yakın zamanda namaza başlayacağım. Hatta namaza başladıktan sonra da namazlarımın hep kazasını yapacağım. Böyle avutuyor. Böyle avuluyor. Kardeşim, elinde fırsat varken niye namazı kasaya bırakıyorsun ki? Bu birinci madde. İkinci maddeye gelince namazı vaktinde kılmak farz. Sabah namazının vakti geçti. Ben şimdi sabah namazını kılacağım dersen namazın altı farzından, dışındaki farzlardan birini iptal ediyorsun. Namazı vaktinde kılmak farzdır. Sen farzı terk ediyorsun. Bunun farkında mısın? Ayrıca Allah buyurdu Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde İnne salate kânet alel müminine kitaben mevgûta. Muhakkak ki namaz muayyen vakitlerde farzdır. Yani zamanlarında farzdır. Belirli vakitlerde farzdır. Ben cumartesi günü cuma namazını kılacağım. Gibi oluyor. Öğlen namazından sonra ben sabah namazını kılacağım demek bu ayete göre. Çünkü Allah inne salate muhakkak ki namaz kânet alel müminine kitaben mevgûta, müminler üzerine muayyen yani belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Her namazın vakti vardır diyor Mevla.
Onu ona, onu ona, onu ona karıştırma diyor. Öğleni ikindine, ikindini yatsıya, yatsıya akşam, akşam sabaha. Değil. Onun için vaktinde namaz kılmak varken niye namazı kazaya bırakıyorsun ki? Bu birincisi. İkincisi de namazı vaktinde kıldığın zaman alacağın mükafat ile kazasını kıldığındaki alacağın mükafat bir değil ki. Bir değil ki. Senedini gününde ödemen lazım. Adama yazmışsın. 28 Ocak 2022'de borcum olan 10 lirayı sana ödeyeceğim diye yazmışsın senedin altına. Senedin günü geçmiş. Ondan sonra protesto olmuş. Avukata düşmüş. Aradan yıllar geçmiş. 5 sene sonra varıyorsun 10 lira borcumu ödemeye geldim. 10 lira borcumu ödemeye geldim. O borcunu ödemeye geldiğiniz adam size nasıl muamele eder? Teşbihte hata olmasın. Yani aklınıza yerleşsin diye böyle basit misaller ondan veriyorum. Kaza da bu. Namazı vaktinde kılmamak, kazaya bırakmak da bunun gibi işte. Teşbihte hata olmasın inşallah. Bir. Peki bir de borcun yükselip gidiyor zaten. Ömrün kifayet edecek mi bu namazlarının kazasını yapabilmeye? Ömrün kifayet edecek mi? Bir de bu var. Yani borçlu mu gideceksin, borçsuz mu gideceksin? Başka ne var? Başka? Bir de kıldığın kazalar ne derece Allah katında değer bulacak? Bir de bu var. Öyleyse her şeyi zamanında. Namazımızı da, orucumuzu da, zekatımızı da, haccımızı da, bütün ibadetlerimizi vaktinde eda etmemiz şarttır. Kendimizi şeytanın avutmalarına bırakmayalım. Onun vermiş olduğu yalancı emziklere kanmayalım. Çocuk ağladığı zaman ağzını eskiden yaparlardı da şimdi de çocuk yapanları görüyorum. Şöyle şekere batırırlardı. Çocuğun ağzını ağladığı zaman emziği veriverlerdi. Çocuk o yalancı emzikle idare eder giderdi uzun süre. Uyursa uyur. Uyumazsa o şekerin tadı geçinceye kadar veya emzikten, yalancı emzikten gerekli zevki alamadıktan sonra pıt ağzından atardı. İşte bu da yalancı emzik şeytanın Müslümana vermiş olduğu. Yakılmıyorum da sonra kazasını yapacağım. Yalanı. Şeytanın yalanı. Evet. Yoldaki haramiyelerden de üçüncüsünü aktarayım sizlere. Namaz ibadetinden bizi alıkoyan şeytanın mazeretleri, bize öğrettiği mazeretler. Sen namaz kılma diyerekten gösterdiği mazeretler. Neymiş üçüncüsü biliyor musunuz? Efendim, şimdi zihnim çok karışık. Kafam karman çorman. Kendimi namaza veremiyorum. Kendimi namaza şöyle huşu ile namaz kılamıyorum. Şöyle bir kafamdaki karmaşaklıklar bir geçsin. Kafam bir yerine şöyle bir otursun. Kendime Allahu Ekber deyince namaza durduğumda Allah'ın huzurunda olduğumu ihsan ile, ihlas ile namaz kılacağımı hissettiğim andan itibaren namaza başlayacağım. Ömrün boyunca o zihnin düzelmez. Asla unutma bunu. Eğer böyle bekliyorsan, zihnin düzelsin de namaza başlayayım diyorsan, ölene kadar o zihnin düzelmez, bunu unutma. Düzeltmez çünkü. Kim? Düşmanımız. Neden? Çünkü o namazdan öyle kazançlar olacak ki adamın bütün emekleri boşa gidecek.
seni namaza salar mı? O içindeki özlemini duyduğun huşu var ya, hani namazda Allahu Ekber deyince sanki Allah'ı görüyormuş gibi namaza başlayacağım zaman, beynim durulduğu zaman hocam namaza başlayacağım. Çok beklersin. Çünkü o beynini ölünceye kadar düzeltmeyecek senin düşmanın. Müslüman zaten beynindeki veya Müslüman zaten üzerindeki o kasveti atmak için namaza durur. Resulullah Efendimiz hep öyle yapmış. Daraldığı zaman, bunaldığı zaman namaza sarılmış. Daraldığı zaman, bunaldığı zaman abdest almış. Namaza sarılmış. Kabe'ye yönelmiş. Allah'ın huzuruna çıkmış. Boynunu bükmüş. Ben acizim demiş. Acziyetini itiraf etmiş. Kulum demiş. Huzurundayım demiş. Yardımına muhtacım demiş. Bana el at demiş. Beni düzelt demiş. Beni kurtar demiş. Ben senin kulun, kölenim demiş. Beni zayi etme demiş. Koru beni demiş. Hıfseyle demiş. Düşmanların eline bırakma beni demiş. Biz de o peygamberin ümmeti olarak dönün Kabe'ye. Durun Allah'ın huzuruna. Bükün boynunuzu. Akıtın gözyaşlarınızı. Ben geldim deyin. Bakın sıkıntılar nasıl gidiyor. Ben geldim deyin. Ben senin kolunum deyin. Kölenim deyin. Ben acizim deyin. Sana muhtacım deyin. Sen Allah'ımsın deyin. Beni yarattın, zayi etme ne olur. Bu kapı benim kapım. Ben bu kapıdan başka kapıya gidemem deyin. Gidersem mahvolurum deyin. Yok olurum deyin. Kovma beni bu kapıdan deyin. Bakın o kapı sizi nasıl kabul ediyor. Bakın o kapı sizin beyninizdeki karmaşalıkları, İçinizdeki kasveti nasıl alıyor? Durun huzurunda. Ve o düşmanın sırtımızı sıvazlamasına kulak vermeyin. O öyle bir düşman ki, öyle sinsi bir düşman ki, hep sırtımızı sıvazlar. Hiç düşman olduğunu söylemez. Hiç senin ayağının altını kazmaya geldim demez. Hiç seni cehenneme götüreceğim demez. Ben senin dostunum der ve bu mazeretlerle karşına çıkar ve sürekli sırtını sıvazlar. Kanmayalım, aldanmayalım. Devam edeceğiz. 15-17 tane böyle bizim düşmanın bize verdiği mazeretler var. İnşallah ilerleyen günlerde sohbetlerimizde devam edeceğiz. İlginizi ve alakanızı bekliyoruz efendim. Cenab-ı Hak bizleri kulluğuna kabul eylesin. Bizi kul olarak yaşatsın, kul olarak öldürsün ve kul olarak huzuruna kabul eylesin ve kul olarak bizleri haşreylesin. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.